Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi Amili takımda ilk 50 dakikada en çok ikili mücadele kazanan Kerem Aktürkoğlu, en çok adam eksilten Kerem Aktürkoğlu, en çok gol girişimi Kerem Aktürkoğlu. 2 goldü 50. dakikada sonra 3. gole çıkarttı. Hani not olarak söylüyorum Galatasaray Atilla Salahi'den daha ucuza sattı böyle bir oyuncuyu. Not 2. Oyuncudan gelen paranın yarısı bankalar biline diğer yarısı da Oliveira'nın sözleşmesinin fesi için gitti. Yani çok zeki bir takım Galatasaray. Çok akıllı bir takım. Şimdi İtalya'da mesela şey transferindeler, e, avındalarmış e, oyuncu. Ama millette de az değil. Ali Naci Küçük Galatasaray hakim Ziyek gitsin diye gözünün içine bakıyor. Yıllık 6 milyon euro kazanıyor. Bu paraları Ajax falan vermez. Alırsa hani derler ya paketleyip özel uçaklarla yollar Galatasaray diye. Hani kapa 2.8 olarak belirttikleri futbolcu arkadaşlar. Bu kadar da adiller. Bu kadar da dürüstler. Ve e, İrfan Can Kahveci ile Mert Müldür. Dün maçta oyundan çıktılar. Eyvah dedim. Çok korktum. Niye? Yerlerine giren Kenan Yıldız ve hani Zeki Çelik. Hani bir Fenerbahçe olarak ben tabii ki de gurur duydum. Sevindim açıkçası sakatlanmadan çıktıkları için ama giren ikili aynı performansı göstermese yandık dedim. Çünkü biraz uyum sorunu olabilir gibi dedim. Yani Allah'a şükür bir şey olmadı. Bu arada Kerem demişken Uğur Karakollukçu diyor ki Fenerbahçe 2 sene sonra basıp parayı Kerem'e alırsa kimse şaşırmasın diyor. Haksız mı? 2 <laughs> sene sonra çık. Ya Fenerbahçe parayı basıp Kerem'i alırsa kimse şaşırmasın dese bir şeylik var mı enteresanlık? Yok. Yani sonra Kerem gelip Harry Potter sevinci yapar diyor. Bu arada bilginiz olsun Galatasaray bir sonraki satıştan kardan %10 pay alacak. Yani biz 2 sene sonra atıyorum yine 12'yi aldık. Sıfır alacaklar. Yani Erzincan Spor'un dünya futboluna armağanı Kerem Aktürk olduğu için de teşekkürler Galatasaray. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Ee, yani Galatasaray'ın gerçekten de mantığı, mantalitesi çok enteresan. Ben gittiği zaman ne dedim size? Arkadaşlar dedim iyi oldu. Ben Kerem'in gittiğine sevindim. Çünkü 20 artı gol sevinci vardı. Hocam enteresan goller kaçırıyor. Ya takmışsınız bir kaçırmayı. Arkadaş forvet de kaçıracak. Orta sahada kaçıracak stoperde. O stoper demişken Serdar Aziz'in yeni takımı belli oluyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin sezon öncesi ilk kampında yer aldı. Sonra izin verildi. Epeydir görüşüyor. Yeni adres netleşmedi. Suudi Arabistan Katar'dan teklifler aldı. 33 yaşındaki oyuncu Süper Lig'den talipleri var. Hani hala bir takım anlaşma sağlayamadı ama Eyüp Spor, Sivas Spor, Hatay Spor. Üçünün de ilgisi var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'de 135 maça çıktı. 11 gol 6 asist yaptı. Baktığınız zaman Fenerbahçe kariyeri pek de parlak değil. Hocam Kent. Arkadaşlar Ryan Kent'in Jose Mourinho, Ryan Kent'in sergilediği hal, tavırlar nedeniyle kendisine seni asla oynatmayacağım demiş. Bunu da Yağız Sabuncuoğlu söylüyor. Hani ben desem inanmazsınız ya. O yüzden Yağız Sabuncuoğlu da bunu söylüyor. E, ulan şu Kerem Aktürkoğlu ciddi söylüyorum. İster misiniz Benfica'da tutmasın. Sezon sonunda biz 12'yi alalım. Kaybettiğimizi geri verelim diye. Aşırı komik olur. Sonra Harry Potter sevinci mi yapıyor? Küçük Emrah sevinci mi yapıyor? Neyse işin şakası bir tarafa. Serdar Aziz'den artık gidiş haberini bekliyoruz. Fenerbahçe'den gurbetçi hamlesi Umut Tohumcu. Ha, hem Kerem'e hem Umut Tohumcu'yu alsak nasıl olur hocam? Güzel olur. O fenanda forma giyen 20 yaşındaki gurbetçi Umut Tohumcu için Fenerbahçe görüşmelere başladı. Allah Allah. Yani haber böyle diyor. Görüşmelere başlandı diyor. Fenerbahçe görüşmelere başladı diyor. Kadrosun önemli yıldızları katan Fenerbahçe ee, nabız yokluyor. Biri de Umut Tohumcu biliyoruz. Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen 20 yaşındaki Gurbetçi için görüşmeler başladı. Alman kulübü sol açıkta da forma giyebilen merkez orta saha için 7 milyon eurodan kapıyı açtı. Sonraki satıştan da yüksek bir pay istedi. Fenerbahçe rakamı düşürmeye çalışıyor. E, geçen sezon 20 maçta forma giymiş. Bu sezon ise henüz süre alamamış. Benim duyduğum 14 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. Yani ya 14 vereceksiniz ya 7 milyon euroya yarısını vereceğiz. Sonraki satışın ne kaça satarsanız satın %50'si bizim diye. Yani Fenerbahçe de buna yanaşmadı. Ben Umut Tohumcu'yu beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ama bana ısrarla 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 bu soru soruluyor. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Bakın Jose Mourinho'nun bir dediği iki edilmiyor. Ennesiri dedi tak getirildi. Maximin dedi. Maximen ne zıkkımsa artık çok da önemliymiş gibi şey yapıyorsun. Arkadaş Maksimin dediğimde kimi kastettiğimi anlıyorsunuz. Burada birkaç arkadaşa vallahi engelleyeceğim artık. Yeter. Maksimende. Maksiminde mi? Maksimende. Siz de beğenin. Kanala abone olun. Üye getirin. Üye olun. Şimdi Filip Kostiş de en son geldi ve transfer edildi. Transfer sezonu bitmeye yakın artık diyorsunuz. 3-4 gün bir şey kaldı ve Kimi istediyse alındı arkadaşlar. 61 yaşındaki çalıştırıcı Roma'nın başındayken de talip olduğu Sırp sol kanat oyuncusunu liste başı olarak yönetime sunmuş. Ama o dönemde Juventus 31 yaşındaki futbolcuyu göndermeye sıcak bakmamış. Yüksek bonservis talep etmiş. Ve Fenerbahçe Sırp yıldızı kadrosuna katmış oldu. Yani bu aslında Jose Mourinho'nun isteklerinin yerine getirilmesi. Yani kimi isterse alınmış oluyor. 19,5 milyon euroya. Hatırlayın siri alındı. Maximen alındı. Amrabat dedi. Israrla Amrabat dedi. Sonra bazı çekingelerim var. Biraz durun dedi. Arkadaşlar Amrabat konusunda bunu belirteyim. Bazı çekingelerim var dedi. Biraz bekleyin dedi. Ki bunu üyelere de abonelere de duyum olarak vermiştim. Sonra tamam dedi. Bende sıkıntı yok. Alabilirsiniz dedi. Alındı. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Yıllar sonra bence Fenerbahçe'nin A plus bir hocası var. Yıllar sonra. Hocam Jorge Jesus da vardı. Jorge Jesus A plus değildi. Jorge Jesus'un ben artık satılık olduğunu düşünmeye başlıyorum. Yani kendini birilerine sattığını düşünüyorum. Ya abi Galatasaray Beşiktaş derbisine kadar herif çatır çatır top oynatıyor. Önde basan, coşan eden bir takım var. O derbiyi izlemeye gidiyor. Sanki orada anlaşma yapıyor. Fenerbahçe derbilerde korkak oynayacak. Kazanmamak için elinden geleni yapacak. Derip yani diyor sanki. O yüzden ben A+ saymıyorum. Şu an gittiği takımda çok iyi hocam. Rekorları üst üste kırıyor. Alt alta kırıyor. Ya gittiği takımda bir defa bile üçlü savunmayla çıkmamış maça. E Fenerbahçe'ye kastı neydi? Ha bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Olmaz olmaz demeyin hocam. Sen de ama parona yakmışsın. Öyle şey olur mu bu adamlar bu işten para kazanıyor. Niye satsın kendini? Valla ben emin olmayın derim. Ben çünkü futbol dünyasında neler gördüm neler. Ya bir dolara vatanını satanlar gördük. Anladınız mı? Bir dolara vatanını satanlar var bu ülkede. O yüzden yani kimseyi hafife almayın. Kimseyi şey yapmayın yani. Olmaz olmaz demeyeceksiniz. Her an her şey olabilir. Biz çünkü çok ilginç şeylikleri gördük. Ama Fenerbahçe açısından şuna seviniyorum. İyi hoca, iyi kadro, istediği futbolcular alınıyor, bitti. Ya bu benim açımdan sevindirici. Sizin açınızdan da aynısı olması lazım arkadaşlar. Çünkü Yıllar sonra bunu yapıyoruz. İyi de yapıyoruz. Şimdi Fenerbahçe Burak Kapacak'a ta takım arıyor demiş. Vallahi ben Burak Kapacak hakkında duyum sormuyorum kimseye. Ne olacağını ben de merak içinde bekliyorum. <laughs> yani oyuncuyu büyük potansiyellerle aldık. Hiçbir teknik adamın gözüne giremedi. Beklentilerin altında kaldı. Kara Sivas'a kiralandı. Yani yeni bir başlangıç istiyor. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Şu ana kadar herhangi bir kulübe de gitmedi. Yani Galatasaray hazır kanat oyuncusu arıyorken önce <laughs> uzaklarda aramasın. İnsanlık öldü mü ya? Ciddi söylüyorum insanlık öldü mü? Biz Burak kapacak için Bursaspor'a çok fazla para vermiştik aslında. Bir sonraki satıştan 25 pay vermiştik. 1 milyon 350 bin euro almıştık ama bir türlü istenen verim elde edilemedi. Tutmadı yani. Birincilik de iyiydi ama Süper Lig seviyesinde değil. Ama bazı futbolcular da böyle takımda tutmuyor arkadaşlar ya ne yaparsan yap olmuyor o futbolcunun seviyesi birincilik seviyesidir gidişat o gibi Sivas Spor'dan Emre Mor açıklaması Sivas Spor biliyorsunuz teknik direktör Bülent Uygun adı Sivas Spor'la anılan Emre Mor hakkında da Emre'yi çok beğenirim çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli yetenekli bir futbolcu olursa Tabii ki mutlu olurum diyor Aynı zamanda Bülent Uygun'un e, Fenerbahçe'den Bartu Elmaz'ı da istediğini bir kez daha hatırlatayım. Yani Bartu Elmaz da Emre Mor'u bugün versek hemen bugün alırlar. Tabii futbolcu gitmek isterse o da ayrı bir mesele. Zor bir maç bizi bekliyor falan filan demiş. Ben bunu çok şey yapmıyorum. Ben Emre Mor kısmındayım. Şimdi ben yönetime belli isimleri zikrettim vermiştim. Zaten o zamandan bu zamana kadar hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında Türkiye Ligi'nde oynayan 4-5 tane isimle beraber büyük takımlardaki futbolcularımız da var. Emre Mor çok beğendiğim. Çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamda söylüyorum. Bir kenar adamı iki tane de Türk almak zorundayız. Alternatif oluşturmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok diye konuşuyor. Hayırlısı. Yani Bartu Elmaz'ı geçen sene de verdik. Burada oynadı da iyi de oldu. Yani yanlış anlamayın şu kadroda Bartu Elmaz'ın durması da tuhaf olur. Hani olası bir Medina transferi olsa bile olmasa bile tuhaf. Düşün yani buradan Bartu kaydır. Levent Mezen'i Fred'in arkasına koy. Takım eksiksiz dersin. Şimdi Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer, bunu da konuşalım arkadaşlar. Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot Ken Birch ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar diyor. Pivot bölgesine Ken Birch hamlesini yapmaya çok yakın. Ee, bu transfer döneminde 7. eklemesini yapmaya çok yaklaştı. Daha önce Avrupa'da Uşak Sportif, Olimpiyat formaları giydi Kanadalı pivot ve anlaşma sağlandı diyor arkadaşlar. Ee, Girona ile 12 maça çıkıp 22.8 dakika ortalama süre alan Birç 8.7 sayı ve 5.5 ribant ortalaması yakalamış. Şimdi Fenerbahçe-Bekon'un hamleleri var. Samaniç. Bu arada bu Samaniç de geri gidebilirmiş sağlık sorunlarından. Basketboldan anlayan arkadaşlar. Erten Gazi falan filan diyor. Nikola Melli falan. Yani basketbolda ilgili de duyumu vermiş olalım. Ya bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe futbolda transferi bitirmedi arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Ama transfer sezonundan sonra da bitirmeyecek. Görüşmeler olacak. altyapı transferi, gidenler, kalanlar, e, haberler, çeşitli şeyler olacak. Siz her an her şeye hazırlıklı olun. Yani ben bu videodan bu kadar anlatayım. Ben bu videoya ne başlık koyacağım bilmiyorum ama Kerem Akdürkoğlu'nu gerçekten parayı basıp alabilir miyiz? Alabiliriz. Kerem iyi bir Fenerbahçeli. Sülalesi Fenerbahçeli. Eee Umut Tohumcu'yu ben beklemiyorum. Filip Kostiç hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Ee, Amrabat da aynı şekilde. Serdar Aziz'in geri dönme ihtimali falan yazıyorlar da. Yani arkadaşlar hiçbir takım bulamazsa geri döner falan diyenler var. Ya Serdar Aziz de bunu istemez. Eminim. Fenerbahçe de bunu istemez. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum ama Umut, e, Umut Tohumcu'yu beklemeyin. Ryan Kent'i de beklemeyin. Kadroda düşünülmüyor. Kent, Emre Mor, Hani Serdar Aziz. Bunlar kendilerine kulüp bulmak zorunda. Bartu elmaz oynama garantisine kiralık gidebilir. Ee, ben bir kez daha hatırlatayım. Yani Fenerbahçe Yasin Özcan için bir şeyler yapabilir. Yani bir gece içinde arkadaşlar ki Umut Tohumcu'yu beklemiyorum ama Yasin Özcan'ı bekleyebilirsiniz. Ciddi söylüyorum bak. Bazı futbolcuları da kiraya verip onları da orada değerlendirip düşünebilirsiniz. Hani ben bu kadar söylüyorum ötesini söyleyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.